Merhaba arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi Atatürkçülük. Bugün başkent Ankara, Ankara'nın başkent olması. Şimdi zafer kazanıldıktan sonra tabii bir başkent tartışması başlıyor Türkiye'de. İstanbul biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nin yaklaşık 550 yıl başkentliğini yapmış bir şehir. Fakat onun en büyük alternatifi milli mücadelenin merkezi olan Ankara. Zafer kazanıldıktan sonra İstanbul basını ve saltanat ve halifelik yanlarının tercihi İstanbul'un başkenti olarak devam etmesi. Fakat yeni cumhuriyeti kuracak olanlar, yeni zaferi kazananlar yeni bir başkent istiyorlar. Bunun en büyük sebebi biz Osmanlı değiliz, biz başka bir devletiz. Bu imajı hem iç politikaya hem dış politikaya verebilme isteği. Tabii Ankara'nın başka avantajları da var başkent olması konusunda. Nedir bunlar? İşte Ankara milli mücadelenin merkezi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı yer. Ulaşım, haberleşme imkanları fazla, Anadolu'nun ortasında ve güvenli bir bölgede stratejik bir öneme sahip. Herhangi bir düşman saldırısında daha kolay korunabilecek bir bölgeye sahip. Bunların hepsi değerlendiriliyor ve Ankara'nın başkent olması konusunda bir proje, bir kanun teklifi sunuluyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Ve bu kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldikten sonra da Ankara yeni Türk Devleti'nin başkenti olarak kabul edilmiş. Burada yine söylüyorum, yeni Türk Devleti. Çünkü Ankara'nın başkent olarak kabul edilmesi Cumhuriyet'in ilanından önce arkadaşlar. Şimdi tekrar bir kez daha söyleme gereği hissediyorum ki o da şu çok önemli. Evet, Ankara'nın İstanbul'a karşı önemli avantajları var, dezavantajları da var. Kabul. Fakat burada önemli olan nokta şu. Her ne kadar Ankara stratejik olarak önemli bir yer olsa bile, milli mücadelenin merkezi olsa bile, yeni Türk Devleti'nin kuruluş aşamasındaki en büyük adımlardan birisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi burada olsa bile, ulaşım, haberleşme imkanları burada olsa bile, Ankara'nın başkent olmasının, başkent olarak seçilmesinin en önemli nedeni yeni cumhuriyeti kuranların yeni bir devlete yeni bir başkent istemeleri. Eğer İstanbul başkent olarak devam ederse Osmanlı devam ediyor. Osmanlı'nın devamı olan bir devlet imajını vermek istemiyorlar. Bu nedenle İstanbul'un başkent olması bu yüzden tercih edilmiş. Yeni cumhuriyeti kuranlar biz yeni bir devletiz. Bu yüzden yeni bir başkent istiyoruz'u yine söylüyorum. Hem dış politikaya hem uluslararası kamuoyuna bu imajı vermek için İstanbul'u başkent istememişler. Yeni bir başkent Ankara'yı başkent olarak kabul etmek istemişler. Ve Ankara'nın başkent olmasından sonra da Ankara tekrar organize ediliyor. Bir yarışma açılmış. Ve bu yarışma sonucunda Ankara'nın bir yeni mimari projesi yapılmış. 50 yıllık ve yeni nüfuslanmaya göre bir proje hazırlanmış. Tabii yıllar içerisinde bütün bürokrasi, bütün büyükelçilikler, bütün devlet mekanizması, bütün devletin ana organları, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık, bütün bakanlıklar, Genelkurmay Başkanlığı, bütün denir, bütün kuvvet komutanlıklarının hepsinin Ankara'da olmasından dolayı Ankara çok hızlı büyüyen, hem fiziksel olarak çok hızlı büyüyen, hem de nüfussal olarak çok hızlı büyüyen bir şehir olarak karşımıza çıkıyor. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk açıldığı yıllarda Ankara küçük bir kasaba. Nüfusu çok az. Fakat milli mücadeleyi desteklemesi, Kuvayi Milliyecilere sahip çıkması bakımından çok değerli. Bunu söylemişken şunu da tabii söylemek gerekli.
bir vefa. Ankara'nın başkent olmasının diğer önemli bir sebebi de vefa. Yeni Cumhuriyeti kuranlar bu mücadelede kendilerine sahip çıkan, kendilerini her şekilde her tehlikeye karşı koyan Ankara'ya ayrıca bir vefa borçlarını da onun başkent olarak seçerek göstermiş oldular. Görüşmek üzere, devam edeceğiz.